İsmail Dükel ve Şaban Sevinç. Bugün umutluyuz. Bugün güzel bir gün gerçekten. Evet. Rektör İbiş'in açıklamaları da gayet umut verdi bize, neler. Evet, Rektör Erkan İbiş, Sayın Erkan İbiş, tabii hani durum bir hani kötü bir iyi olduğu için iki gündür Deniz Bey pazartesi sabah işte bu hastaneye geleli beri tabii değişik durumlar yaşandı. Onun için aşırı temkinli konuştu doğal olarak. Tabii gene hani ben izleyicilerimizi ve Deniz Bey'i sevenleri hani böyle çok aşırı bir umutlandırmak da istemiyorum. Ama bir taraftan da hani gözlemlerimizi ve doktorlardan duyduklarımızı da anlatmak istiyorum. Mesela işte Erkan İbiş'in burada açıklamasından sonra hani tomografide bizi umutlandıran güzel bulgular tespit ettik demesinden sonra içeride yine bir hekimle, adını vermeyelim, sohbet ettik. O dedi ki başından beri zaten açıklamaları da izleyicilerimiz de biliyor da şimdi adını vermeyelim. Yarın sabah dedi. Yarın sabahki yapılacak tomografide yine bir iki adım daha iyi, yani bugünkünden bir iki adım daha iyi bulgular çıkma ihtimali yüksek. Ve o bulgular çıktıktan sonra büyük olasılıkla dedi Deniz Bey dedi işte vereceğimiz komutları yerine getirebilir hale gelir dedi. Yani işte sağ elini kaldır, sağ elini kaldırabilir. İşte sol ayağını kaldır, sol ayağını kaldırabilir. Bunu gördüğümüz zaman dedi bu işi yırttık artık, Deniz Bey sağlığına kavuşmuş diyeceğim dedi. Ya bunu bir müjde olarak söyledi orada partililere. Ben dedim bu durumun olasılığı ne, yani güçlü bir olasılık mı, bekliyor musun yarın böyle bir hani iyileşme? Ben dedi ortopedist olarak bekliyorum dedi. Nörologlar dedi daha temkinli hareket ediyorlar. Onların dedi şeyi farklı, yani konsepti, yaklaşımı. Ama dedi ben hani bir cerrah olarak dedi, genel cerrah olarak dedi bunu böyle seziyorum dedi. Yarın öyle bir tabloyla karşılaşacağımıza güveniyorum dedi. Hakikaten bunu ben hani izleyicilerimize, Deniz Bey'i sevenlere bir hani bir müjde gibi verelim ama hani yine de tabii temkinli olmak. Tıpta her an her şey olabilir dedi Erkan İbiş. Her an her şey olabilir dedi Erkan İbiş rektör. Ama şunu biliyoruz en azından, gelişmeler iyi. Bugün oldukça iyi, oldukça güzel haberler ve bulgular oldu Deniz Bey'den. İnşallah bu iş olacak gibi. Evet, herhangi bir kötüye gidiş yok durumunda. Aksine bir düzelme söz konusu çekilen tomografilerde. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün daha umutluyuz. Dün yaşanan birkaç durum oldu, operasyon oldu aslında. Cilt doku altında başlayan kanamaya müdahale edildi ve bu farklı bir şekilde yansıtıldı. O esnada üçüncü ameliyat denildi falan. Daha sonrasında steril ortamda olması gerektiği için ameliyathanede bu işlemin gerçekleştirildiği belirtildi ve bunun bir ameliyat olmadığı, bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Tabii ki herkes çok merak ediyor. O yüzden de belki de bu kadar değişik yorumlar ortaya çıkıyor. Ama önemli olan sanıyorum hastaneden yapılacak açıklamalara özen göstermek ve onlara dikkate almak galiba. Kesinlikle doğru. Öğlenki bağlantımızda şunu söylemiştim. Bugün yarına dünden daha umutlu bakıyoruz demiştim. Gerçekten de akşam saatlerinde gelen açıklamalar bir anlamda bu cümleyi de teyit etmiş oldu. Dediklerin çok doğru. Dün gerçekten aslında bu işin içinde olabilecek risklerden söz etmişlerdi. 48 saat arkasından 72 saatlik bekleme süresi içinde. Neydi o risk? Bir kanama idi. O kanama maalesef, o risk maalesef gerçekleşmişti. Dün yapılan İlk operasyonda beyindeki daha farklı bir şey gerçekleştirildi. Fakat ikincisi bir operasyon değildi. İkincisi cilt altında toplanan kanamaya müdahale edildi ve o kanama boşaltıldı. Dolayısıyla basınç dengelendi. Doktorların anlattıkları bunlar. Basınç dengelenince beyin rahat oldu. Ve ondan sonra da zaten uyuttular Deniz Bey'i. Bilinç kapalı. Çünkü beynin her çalışması yorucu ve geriye dönük bir takım sıkıntılar yaratabileceği endişesiyle uyutuyorlar. Bugün geldiğimiz yer akşam saatlerinde, şimdi Sayın Rektör açıklamayı yaptı. Daha sonra ben bir süre rektör ve ekiple beraber yürüdüm. İşte biraz da sohbet ettik. Yani tamam,
her şey çok güllük gülistanlık değil, aman da ne güzel diyebileceğimiz nokta da değil. Ama düne göre daha iyi bir noktada olduğumuz, onların gerek vücut dillerinden, gerek ses tonlarından, gerek kendilerine olan özgüvenli konuşmalarından böyle bir havada almak mümkün zaten. Yani beden dilleri bile doktorları o anlamda farklı bir yola soktuklarını gözlemledi mesela. Epey bir yani nereden baksanız bir 10 dakika falan birlikte hem sohbet ettik hem yürüdük. Aldığım hava buydu. Bu daha sonra biraz önce Şaban Bey'in de ifade ettiği gibi bir doktorun açıklamalarına da yansıdı. Bu bir resmi açıklama değil, partililere bilgi vermek adına yapılan bir açıklamaydı. O açıklamada tomografideki bulgular eğer klinik ortamına dönerse artık sorun çözülmüş demektir diye bir cümle kurdu. Yani iş bu noktada. Evet, tekrar söylüyorum, bunun altında çizmek lazım gerçekten. Çok aman da ne güzel bir durum yok. Durum hala resmi açıklamada olduğu gibi ciddi. Fakat dün akşama göre Sayın Baykal'ın durumu daha iyidir. Yani geleceğe ya da yarına daha umutlu bakabilecek bir noktadayız. Ha tabii ki sen de ifade ettin biraz önce, bu tıp, bu insan vücudu, yani her şey düzgün giderken bir an olumsuzlaşabilir. Her şey olumsuzlaşırken, ki dün akşam böyleydi, her şey bir anda olumlu hale dönebilir. Bunu da asla göz ardı etmemek lazım. Bu arada Mehmet Haberal hastaneye giriş yapmıştı yaklaşık yarım saat önce. Şu an bir... çıkış yapıyor. Hemen kendisine mikrofonumuzu uzatmak istiyoruz. Şöyle geçebilir miyim? Evet. Evet, yarım saat önce giriş yapmıştı Mehmet Haberal hastaneye. Şu anda çıkış yapıyor Lale. Mehmet Bey çok kısa, çok teşekkürler. Kısa efendim, neler bakın söyleyeceksiniz? Hayır, kesinlikle bütün beyanatı rektör bey veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Bey benim çok yakın arkadaşım, geldim. Geçmiş olsun kendisi dedim. Ve rektör bey esas sorumlu, o bilgi verecek. Çok teşekkür peki, ediyorum. Peki efendim, sağ olun. Evet Lale, Mehmet Haberal şu anda hastaneden çıkış yaptı. Evet, biz tekrar geçelim yayınımıza. Burası böyle malum, sürekli birileri giriyor çıkıyor, evet, ve biz de tabii ki doğal olarak onlardan birer cümle almak istiyoruz, duygularını, düşüncelerini. Evet ki konuşmak istemeyen oluyor, konuşmak isteyen oluyor, saygı duyuyoruz. Gayet tabii ki biz mikrofonu uzatmak bizim görevimizdir ama ziyaretçi eğer bir değerlendirme yapmak istemiyorsa o da onun en doğal hakkıdır. Nihayet ziyarete gelmiştir, değerli en önemli hekimlerimizden birisidir. O da birebir bilgi almak için. Bilgileri aldı, eski bir dostunu ziyaret etti ve ayrıldı. Son derece doğal bir durum. Yani işin özeti şu Ezgi, bugün gerçekten akşam saatleri itibariyle aldığımız haberler olumlu haberler, güzel haberler. Umuyoruz bu umudumuz, bu güzel haberler yarın sabah itibariyle de inşallah devam eder. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Şaban Bey? Evet, yani umutla yarın sabahı bekliyoruz. O işte, doktorun içeride bize verdiği, partililere verdiği bilgi paralelinde yarın sabah Deniz Bey'den çok daha iyi haberler bekliyoruz. Ki yarın sabah işte hastaneye geleli 72 saatte dolmuş olacak. Böyle giderse, bu hani iyileşme süreci devam ederse yarın sabah saatlerinden itibaren Deniz Bey'den çok daha güzel haberler vereceğiz inşallah. Teşekkürler. Yani şunun altını bir kez daha çizmek lazım. Saat 20.19. Yani bizim bu bilgilerimiz tümüyle an itibariyle olan, paylaşılan bilgilerdir. 20.19 ya da 20.20 itibariyle durum budur. 5 dakika sonra ne olur? Hiç kimsenin bir şey bilmesi mümkün değil zaten. Olumsuz bir şey de beklenmiyor. Olumsuz bir şey de beklenmiyor. Onu da... 2'ye doğru bir gidiş bekleniyor. An itibariyle durum budur.